Merhaba. Bugün Hasan Salt'ın misafiriyiz. Hepiniz biliyorsunuz Hasan Salt'ın Kalan Müziğin yönetmeni olduğunu. Kalan Müzik bizim tarihimizin müziksel kanıtları ya da melodili kanıtları. Merhaba Hasan. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Şimdi benim yaptığım hataları sen düzelteceksin. Kalan Müzik kaç yaşında arşiv diye mi yola çıktın? Kalan Müzik 21. yılına girdi ama benim ondan kurulmadan önce 3 yıl başka plak şirketlerinde, Rami Saltun plak şirketinde başladım ben askerden geldikten sonra. Böyle telefonlara bakıyordum. Normalde hedef gemiye binip miçoluk yapıyordum çünkü askerden önce. Bir Amerika'ya kapağı atar mıyız diyeydi. Sonra geldim buraya, un kapanına. O dönem inanılmaz albümler satıyordu. Taverna modası vardı. Kasetler tırlarla gidiyor Anadolu'ya. Ve bir müthiş, her evde kaset çalarlar. İnanılmaz bir sektör. Sonra yapımcıların tavırlarına baktım, şeylerine, durumlarına. Yani bunlar yapıyorsa ben daha iyisini yaparım dedim. Yani çünkü bu işi bilinçli yapan bir yapımcı şeyi yoktu. Sonra böyle başladık. İlk Ahmet Arif'in kayıtlarını yaptık kendi sesinden. Sonra Emekçi'nin kayıtlarını yaptık. Grup Yorum'un kayıtlarını yaptık Saltuk Plak'tayken. Sonra ben kendi şirketimi kurmaya karar verdim. O dönem Türk Sol'un bütün müzik gruplarının hemen hemen albümlerini biz yapıyorduk. Hep muhalif müziklerle başladık. Sonra bu muhalif müziğin bizi kısıtlayacağını düşündük. Bir Avrupa gezisinde ve eski Osmanlı dönemi kayıtlarına rastladım. Amerikalılar çıkarmıştı. Tambur Cemiller, Hudi Hrantlar. Sonra ben neden böyle bu kültürel çalışmalar olmasın diye, bizde de olmasın diye bir araştırmaya giriştim. Bu konuda en iyi uzmanlar kimler? İşte halk müziğinde Melih Duygulu'yu, işte bu taş plak koleksiyonlarından Cemal Ünlü'yü. Bunlarla da bir arşiv serisine ilk defa taş plak temizleme kayıtlarını öğrendim İngiltere'de. O bir adam eğittik. Bunlar o hışırtılar nasıl alınır diye. Seyhan Hanımları çıkardık, Tambur Cemilleri çıkardık. Hafızlar, gazeller, eski Anadolu halk ozanlarını. Bu bize müthiş derecede tabii bir marka, saygınlık kazandırdı. Bir de bunları çünkü biz ilk yaptığımızda herkes ya bu Hasan deli mi, bunlarla nasıl para kazanacak falan diyorlardı. Ama bunlar hep kalıcı işlerdi. Sürekli her kuşak geldiğinde, yeni kuşak geldiğinde alıyorlardı. Olağanüstü bir arşiv oluşmuş oldu. Şimdi baktığınızda 700'e yakın albüm var. Bu arada kazandığımız bütün gelirleri profesyonel sanatçılara da çıkarıyorduk. Çünkü çok satıyorduk. Grup Yorum'du, Erkan Oğur'du, Kardeş Türküler'di, İnce Saz'dı, Yansımalar'dı, Cihat Aşkın'dı. Böyle çok popüler ürünler de çıkardık. Basın medya tabii bizi çok sevdi. Hem sağ basından, hem sol basından, hem şey basından. Sonra etnik müziklere başladık. Türkiye'de bu 12 Eylül döneminde biliyorsunuz. Peki ben başka bir şey sorayım. Bunları yaparken geçen gün bir arkadaşla yine bu arşiv yüzünden söyledik. Türkiye'de tabii sana şaşmışlar. Güzel bir atasözümüz var. Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı diye. Başına bela gelmedi mi bu etnik müzikler yüzünden? Ben öyle bir şeyler hatırlıyorum. Çok geldi. Yani benim kadar herhalde savcılığa gidip ifade veren bir yapımcı daha tanımam. Yani 12 Eylül'de kalma bir yasa vardı. Çok aptal bir yasaydı. O dönemin herhalde faşistleri çıkardı. Askerlerin çıkardığı bir yasa. 1932 nolu yasa. Ana dilde müzik yapmayı, yani bayrağı olmayan ülkelerin, onu hani Anadolu'daki diğer azınlıklar için yapmışlar. İşte Kürtçe, Süryanice, Zazaca, Lazca, bu tür şeyler yasaktı. Biz de bunu aşmak için Kürtçe albümler yapmaya başladık. İlk ürün Rami Saltun'un Hoynaresi'dir.
tabii bir anda yaygınlaşınca, çünkü bir gün önceden gizlice biz dağıttık. Sonra basının haberi oldu. Tabii polis Anadolu'nun her yerinden toplayamadı. Peşi sıra bunları çıkarınca, hatta şimdi bak Şivan geldi bugünlerde. Şivan'ın da o dönem albümlerini yapmıştık. Rahmetli Hasret Gültekin'e de hatta Türkçe, o şarkılarını Türkçe bir Walkman'e kaydetmiştik. Bakanlık denetimine öyle vermiştik. Türkçe diye verip Kürtçe diye çıkarmıştık. Şivan'ın da şimdi o dönem yasaklıydı. Hatta bugün Barzani'nin bir açıklaması var. Süleyman Demirel diyor ki bana o Şivan'ı bulun getirin. Hani yakalayın getirin, mutlaka yardım edin diye. Yani o zaman baktığınızda yönetime, o zaman işte Kürdistan kelimesi mesela, benim Özgürlük Türküsü diye bir grubumuz vardı. Orada bir eski bir türkü vardı. O bölgeye Kürdistan. Özgürlük Türküsü grup yorumu sanki ikinci grubu gibi hatırlıyorum. Orada hatta enteresan bir şey, bir şarkının içinde Kürdistan geçiyordu. Bir halk türküsüydü. Bunun yüzünden 2003'te bizim şirket kapatıldı. Lisansımız elimizden alındı. 30 gün kapalı kaldık. İnanılmaz bir zararlar söz konusu. O dönemde çünkü çok ürün satıyorduk. Ve onu biz geri alana kadar, o lisansımızı geri alana kadar, tabii Türkiye'de, dünyada çok büyük skandal oldu. Böyle nasıl kapatılır Kürdistan kelimesi yüzünden. Şimdi başbakan açıklıyor Kürdistan diye. Onun yüzünden ve savcılıklarla, şeylerle... Sevgili yöneticimize çok güvenme. Çünkü bir gün açıklıyor, ikinci günde kınadı. Yani onun günü gününe uymaz. Onun açıklamasının bir önemi yok. Yani bizim o dönemki zihniyetle, şimdi öyle bir yere geldi ki, bunun sonuçta Kürtlerin bir mücadelesine kazanmış bir şey. Başbakanın verdiği bir paya değil tabii. Çünkü herkes oraya Kürdistan diyordu zaten. Sonunda birisinin bunu ağzından çıkarması gerekiyordu. Atıp dayanamadı, çıkardı diye düşünüyorum. Ama ben o dönem... Lozan'dan önce konulmuş bir at. Yani Lazistan mebusu, Kürdistan mebusu. Millet Meclisi şeyleri tutanaklandı ama Lazistan mebusu. Hatta bir Lazistan mebusunu İslam Mahkemelerinde asmışız zaten galiba. Öyle biliyorum. Ben de bir fotoğrafı olacaktı. Kürdistan mebusu var. Zaten Osmanlı döneminde zaten o bölgenin adı Kürdistan. Böyle o dönemki zihniyetin yasakladığı yasaklardan dolayı benim, abartmıyorum, haftada 2-3 defa savcılığa gidip ifade verdiğim günleri biliyorum. Grup yorumdan başımıza çok iş geliyordu. Bu ölüm hoşlar cezaevinde. Grup yorumdan temelli kurtuldular zaten gibi geliyor. Yok, yeni albümden de yaptık her şeye rağmen. Çıkardık. Çünkü konseri yasaklamıyorlar. Son anda parayı iade edip siz buraya gelmiyorlar galiba. Hatta şey, grup yorumun bu albümü de enteresandır. Bunun baltalarına polis el koydu baskında birkaç ay önce. Orada çalınmış müzikler vardı. İçinde ne bulacaklarsa, daha hala emniyetten biz geri alamadık. Albümü yeni baştan yaptık. Artık kaç yıl sonra biz teslim alacağız o bantları bilmiyorum ama biz yenisini yeni baştan... Çünkü şey diyecekler yani, bu tip şeyleri 12 Eylül'de çok çektik. Ya da böyle su olan, dibini su basmış bir odaya sokup, valla işte buradaydı. Diyorsanız alın bunlardan hangisi diye bir sürü güzel kasetler görebilirsiniz. Hem grup yoruma baskınlarda müzik aletlerini de çok kırıyorlardı. Ben Ortaköy Kültür Merkezi'ndeyken sürekli her albümde ben enstrümanlarını, sonra İdil oldu. İdil Kültür Merkezi oldu. Her baskında veya her albümde ben enstrümanlarını sürekli yeniliyordum. Yeni gitar, yeni davul, yeni şeyler, bağlamalar. Ve biz bu Kürt işlerine, sadece Kürt işleri veya Zaza işleri yapmadık. Yani bu Dersim bölgesinin Zaza kültürüyle ilgili, işte Ahmet Aslanlar, Mikail Aslanlar çok popüler oldu orada. Biz Laz müziğiyle ilgili de büyük bir araştırma yaptık. Tekrar alan çalışması yaptık. Birol Topaloğlu'nu veya öğrencileri oraya gönderdik. İlk Lazca albümleri yaptık. Repertuara çok türkü kazandırdık. Süryanileri yaptık, Yezidileri yaptık. Asıl beni ilgilendiren şu. Şimdi bu bir sürü yasaktan söz ettik. Fakat bölgelerde bu şarkılar saklanıyor. Nasıl peki bu kadar yasak içinde şeyi anlarım. Yani kitap, bir yazma sandıkta saklanır. Şarkılar nasıl bir hafızayla
yaşatılarak kalıyor. Dağlarda mı söylüyorlar insanlar? Ya mesela Trabzon bölgesinde hala Pontus kökenli çok vatandaş var. Rumca konuşuyorlar. Mesela orada biz kayıt yaptığımızda dede veya nene konuşuyor Rumca. Yani hiç bilmedik bir şarkıyı kaydediyorsunuz. Torne ise ülkücü. Dede diyor biz özür Türküz orasından geldik Rumca konuşamazsın diyor. Dedesini engellemeye çalışıyor ve nenesini. Yani biz bu bariyerlerden de geçtik. Ve hemen anında oranın kaymakamlığına, valiliğine şikayetler o dönemler yapıldığında ay bunlar casus mu, şey mi, bölücü mü? Bu tür şeyler bu kadar kolay olmadı tabii bu değerlemeler. Hakkari'de mesela dağlarda değerlemeler yaptığımızda o Keldani Nasturilerin karışımıyla oluşmuş özel bir kültürleri vardı. Bizim iki tane gönderdiğimiz öğrenci Hakkari Valiliği tarafından sınır dışı edildi. Yani Hakkari sınırlarının dışına çıkarıldı. Yani derleme yapılmasına müsaade edilmedi. Bunlar çok yakın tarihte olmuş şeyler. Yani bu kadar kolay olmuyor ama sonuçta o yaşlıları bulduğunuzda biraz da sohbet ettiğinizde unutulmuş olan o zihinlerdeki beyin şeyindeki bütün şarkılar, türküler çıkıyor. Biz şöyle söyleyebilirim. Lazca, Süryanice, Yezidice yani hatta Rumca, Çingene diliyle yani bir 4000-5000 tane türkü repertuara kazandırdık diyeyim. Yani bu çok önemli bir şey. Çünkü o dönem yasaklandığında veya korkutulduğunda çoğu dönemde hiç kimse derleme yapmamış ve o dönemdeki etnomüzikologların hepsi de korkmuş. Bana öğretmenlik verilmez, profluk verilmez, doçentlik verilmez diye. Bu etnik azınlıklarla ilgili bir çalışma kimse yapamamış. Mesela Urfa diye bir kitap çıkarmış devlet. Oraya adım. Urfa'da sanki hiç Kürt yokmuş gibi, hiç Arap yokmuş gibi, öz öz Türkçeymiş gibi. Mardin'de mesela sanki hiç Mardin folkloru diye bir kitap çıkıyor. 50'lerde 60'larda çıkmış. Sanki orada hiç Süryani yokmuş, Trabzon bölgesi yokmuş. %100 Türkmüş gibi. Hakkari de öyle. Yani her şeye sanki Orta Asya'dan gelmiş Türk muamelesi yapılmış. Bütün kültüre, folklore, Karadeniz'e de öyle yapılmış. Ege Zeybeklerine de onlar yapılmış. Yani hepsini biz Orta Asya'dan buraya getirmişiz gibi bir politika üzerine. Ve Orta Asya'dan geldiği zaman burası Nadas'a bırakılmış bir tarlaymış gibi. Orta Asya'dan gelebilmiş. Her şey Orta Asya'dan gelmiş. Hayır gelmiş de. Peki burada yaşayanlar yok muymuş? Ya benim bildiğim o dönemde Anadolu'da 5 milyon nüfus var. Türklerin de 200 yılda geldiği nüfus en fazla 1 milyon, 1 milyon 200 bin. Ya tamam, bunlar Türkler geldi diye kaçmış değil mi? Bir kısmı Karamanlılar yani Hristiyan Türkler. Onlar da mübadele kovmuşuz zaten. Mübadelede. O harika. O mesele harika. Hiç onu sırf Hristiyanlar diye Türkleri buradan gemilere bindirip göndermişiz. Canım onlar başlarına geleceği bildikleri için şeyi hazırlamışlar. Hemen kendi patrikhanelerini falan ama para etmemiş. Şimdi bunlar onlar buradan gidip orada Türk tohumu diye aşağılanmışlar. Girit'ten buraya gelenler de gavur tohumu diye aşağılanmışlar. Maksat eziyet olsun. Biz onları zaten Rembetika diye bir seriyle bu mübadele şarkılarını çıkarmıştık. Şeyi gördüm, evet, Kafe Aman İstanbul. Yok, bir de eski taş plaklardan yapmıştım. Buradan oraya giden, işte o dönemin en meşhur sanatçı Rosa Eskenazi, Rita Abacı, Marika Ninu. Bunlar hep Anadolu'nun en iyi Rum sesleri. Biz buradan gidince Yunanistan'da da Türk tohumu deyip oradan da kovuluyorlar. Kötü şartlar altında yaşıyorlar. Çoğu Amerika'da gidip 45'likler yapıyoruz. Çoğunu da Türkçe, Rumca yapıyorlar zaten. Onların hepsini kayıt altında çıkarmıştık biz. 3 CD halinde çıkarmıştık. İyi bir çalışmaydı o. Mübadeleyi çok iyi anlatır orada. Zaten bu tip çalışmaları edebiyatta da alan plak bizim tanırsın şey yaptı. Zarakolu yaptı. Evet evet. Bir de şöyle bir şey var. Biz bunları hep yaptık, yargılandık. Yayın evleri bu kadar şey değildi, özgür değildi. Yani bizdeki bu cesaretle biz çünkü davalar, mahkemeler sürekli bana hapis cezaları da veriliyordu, erteleniyordu falan. Bu bizim yaptığımız etnik çalışmalardan sonra Anadolu diğer kültürleriyle ilgili çok kitap yayınlanmaya başladı. Yani bu işin mütevazı değilim, öncüsü biziz diyebilirim. Yayın evlerine ilham verdik yani. Ben de şimdi şeyi söyleyeceğim. Zara kolunun başına Ayşe Epi yattı. Epi bir şey geldi. Üstelik onun bastığı Rum yazarın
Türkiye'ye girmesi yasak. Ha, onu biliyorum, evet. Yani öyle bir şey de oldu. O zamana kadar adamın başında öyle bir bela yoktu. Ragıp basınca bir de adamın Türkiye'ye gelmesi yasak hale geldi. Mübadeleyi hiç gençlik bilmiyordu. Bence Türkiye'de şimdi bizim yaptığımız bu çalışmalardan sonra gençlik yeni tarihin yeni başlamış. Çünkü bize öğretilen tarih de yalan yanlış. Bence yeni baştan bu tarih kitaplarının yazılması lazım. Yani mübadeleyi yeni öğreniyor insanlar. Şimdi o tarih kitapları için ben 1960'da şey yaptım, böyle o zaman o beyaz devrim hikayesine bizim kuşak inandı. Öğretmen yokluğu da var diye biz hepimiz yedek öğretmenliğe gittik. Hatta kurslar açıldı. Beni bir Trakya köyüne, Pomak köyüne verdiler. Ben doğuyu istemiştim. 40 yaşından yukarısı Türkçe bilmeyen bir İstanbul köyüne verdiler. Pomak köyü. Orada ben bu tarihle ilgili bir soru sordum Milli Eğitim'de ve baktım ki bu Milli Eğitim değişmiyor. O yüzden yazdıramayız bu tarihi. Ancak özel Sina gibi tarihçilere yazdırılabilir. Yani okul kitaplarına yazılmaz. Ben şeyi sordum. Benim köyüm Pomak köyü. Siz Boyna kardeşlik diyorsunuz. Ben bunları Osmanlı tarihi öğreteceğim. Nasıl öğreteyim? Düşünebiliyor musunuz? O zaman işte her bakımdan kardeşlik diye bir şey tutturmuştu Milli Eğitim. Nasıl? Hala bilmiyorum. Yani Osmanlı tarihi bir Pomak köyünde nasıl anlatılır? Evet. Çerkezler mesela. Çerkez olayını hiç kimse hiç ilgilenmedi. Bolu Atapazarı olayları hakkında çok... Çerkezler oradan kovalanmışlar. Buradan sonra bir tabii Yunanistan'a gidiş macerası var. O ayrı Çerkez etenliğinden. O ayrı bir... Evet. Bir Kayseri'ye bölüşmüşler, bir Bolu Adapazarı'na sürmüşler, tamam, aynı toplarda yaşamışlar, bazıları şey, Ürdün'e mecburen gitmek zorunda kalmış. Ama şey var, bir de Kurtuluş Savaşı sırasında işte benim kardeşimin eşinin ailesi öyle, onlar da şeye gitmişler, işte Yunanistan'a gidip ne zaman döneriz diye bekleyen, yani bizim sürgün ettiğimiz Çerkezler var. Bir de Çerkez Ethem'le ilgili mesela kitaplar yayınlanmış ama bana göre daha hala onun mecburen Ankara'daki görüşmeleri, oradan dışlanması veya Yunan Birliği'ne teslim olması. Mesela Yunan, galiba biz bu araştırmada bu galiba bulacağız. Seyirciler belki ilk defa duyacak. Yunan Genelkurmay'ında galiba ses bantları olduğunu öğrendik. Evet, sen şimdi yani, bunun peşine düştün. Evet, Çerkezler yani oradaki... Ama Çerkez şeyse ne yapacaksın? Çeviririz hemen. Çevirecek. Var, emin olabilirsin. Şu anda bu Karadeniz'de kalan yaptı çok tutunca, şimdi Alevilerde kalan yapıyoruz, Ege'de kalan yapıyoruz, Rumeli'de kalan, sonra Kafkaslar'da kalan diye bir şey yapacağız. Bu konuda hangi dile, hangisi kim araştırmalarda bütün danışmanları bulduk. Yani Kafkaslar'la ilgili bir çalışmamız var. Ama Kafkaslar'ın bana en ilginç gelen yanı hala şeydir. Onların başka türlü çok ortaçağ sınıfsal yapısının hala unutulmamış olmasıdır. Biliyorsun kul cinsi ve bey cinsi diye ayrılırlar ve beyler kul cinsini satardı. Yani böyle bir ulus yok Çerkezlerin dışında. 2-2,5 milyon civarında diye biliyorum ben Anadolu'daki dağıldıkları. Yani öyle buraya geldikten sonra da evlenmelerde o sınıf meselesi hep... Ama onlar hep kendi aralarında evleniyorlar. Yani dışarıdan çok... Hayır güzel. Ama evlenirken de o sınıflar hikayesi hep korunmuş. Ama çok güzel bir çalışma çıkıyor şimdi. Yani Kafkas folkloru ile ilgili. Çıkar. Çerkezlerle ilgili. Çünkü onlar yemeklerini bile, belli günlerde yapılan yemeklerini bile değiştirmemeyi başarmışlar. Bütün halklarda bu yok. Yok, kendi kültürlerini çok iyi sahip çıkıyorlar. Evet. Kadın çok önemli bir konuda. Bir de bir şey öğrendik. Mesela Kayseri'de... Balkanlardan gelen gruplarda bu yavaş yavaş
Bitti yani. Mesela yeni bir şey öğrendim ben. Şimdi Kayseri bölgesindeki Çerkezlerle ilgili bir alan çalışması yapıyoruz. 50'li 60'lı yıllarda Çerkezler düğünlerinde kızla erkekle oynarlar birbirleriyle yakın. Bunlar yasaklanmış. Yani nerede? Gizli, Kayseri bölgesinde. Valilik böyle bir yakın dans yapamazsınız diye. Daha Kayseri, hala onun korkusu da... Kayseri çok tutucu ama. Ama Çerkezler bu konuda yani onların dansları çok önemlidir. Kızla erkekli yapılır bilirsiniz. Ama tabii ama şeye kadardır yani orada kızların bütün özgürlüğü evlene kadardır. Evlendikten sonra 3 ay kayınpederinin karşısına çıkamaz. Oğlan da pencereden girer çıkar eve. Anası babasıyla karşılaşamaz. Yani evlenene kadar özgürdür. Grup halinde giderler. Kızlı erkekli köyden köye giderler. Şeyde de var, Bitlis'te de var. Adnan yedek subay öğretmenlik yaparken onun köyünde 3-4 halk vardı. Biri de Çerkezler. Adıyaman'da da var. Bizim mesela sekreterin birisi. Bir de ama tek köyün içinde 4 halk evet. Çok keyifli oluyor canım. Evet. Yani, Kürtler vardı, Çerkezler vardı, Terekemeler vardı. Hepsi aynı köyde. Çok iyi. Şimdi öyle köyler kalmadı. Bilmiyorum kaldım kalmadı mı. Mesela bir şey daha söyleyeyim sana. Biz derleme alan çalışması yaptığımızda çok iyi bir kemençeci var dediler dağda. O köye gittik. Adama ne yaptıysak kemençe çalmıyor. Oraya bir imam gitmiş 20 yıl önce, 30 yıl önce. Bu şeytan icadıdır demiş. Bunu çalmak günahtır, cehenneme gideceksin demiş. Bu buna inanmış. Ama inanılmaz bir virtüöz. Biz onu ikna edene kadar işte karısına söyledik. İşte uzun ömürlü biri. Kadın dedi eğer çalarsan dedi, ben dedi seni boşarım dedi. Adamı 2 gün sonra ikna ettik. Karısından gizlice uyurken kemençesini sandıktan çıkardı. Karşı dağa gittik bir kulübe, evden kulübesini orada kayıt almıştık. Ne olur Allah beni affetsin deyip çalmaya başladı. Çünkü çalarken de ağlıyordu. Böyle de enteresan şeyler var yani daha hala. Yani müzik aletlerinin. Ya bu bir açıklama oldu gördünüz mü? Meclis başkanı yapmış. Kızlı erkekli eğitimde büyük hatadır diye. Abi, ülkemizin zaten çek meselesi yani, buydu. O nasıl meclis başkanı yapıyor ben anlamadım. Hayır 30 yıl önce biz bazı okullar için çünkü mesela İstanbul Kız Lisesi'yim ben ama kızımı Kız Lisesi'ne vermeyi hiç düşünmedim. İstanbul Kız Lisesi kapatılırken adamlara şunu anlatmaya çalıştık. Vakıf sahip çıktı elimizden almak için. Burası parasız yatılı bir kız lisesi. Yani bir parasız yatılı kız lisesi yapın ki bu kızlar imam hatiplere gitmesin dedik. Hayır dinlemediler. Şimdi ne yapacaklar? Bütün Galatasaray'ı, İstanbul Erkek Lisesi'ni, eski İstanbul Kız Lisesi olup şimdi Cağaloğlu Anadolu Lisesi'ni ne yapacaklar? Evet. Yani Kabataş'ı bu bir hatadır diyor. Yani 30 evet. Yıl sonra yani 30 yıl önce bu geçmiş bir biçimdir dediler. Parasız yatılı Kandilli'de galiba bütün o kız liselerini karmaksın. Neyse artık yani yorum da yok. Düşünsene yani eğitim sistemi adını bile beraber yorum yok yani. Yorum olacak halde yok galiba. Yorumsuz diyelim biz buna. Yani bir şey mi geri dönsek? Bir siyasetten bilmiyorum artık. Sonra... Adam vaktiyle bunu üniversitede söylemiş. Hasan Pulur yanlış hatırladı. Yüz yüze değil. Ben ne demiş yani üniversitede bunları diz dize mi oturtacağım? Kızlı erkekli eğitim olmaz. Doğru. Hatta bunu birisi örnek olarak vermişti. Kızların yurdu Pendik'te, oğlanların yurdu şeyde, Silivri'de en İstanbul'un hikaye budur. Evet, en tehlikesiz biçimde bu.
Biraz daha açalım. Edirne veya Ankara olsun. Hayır hayır. Yani İstanbul'da. Güzel İstanbul içinde böyle olsun. Bir takım arkadaşlar diyor ki bundan sonra da şeyleri bekleriz. Yani yolda mola yerlerindeki tuvaletler aynı binada olmasın. Kadın tuvaletleri, erkek tuvaletleri, mescitler. Değil mi? Evet. Bence mantıklı. Öyle yapalım Enes. Evet. Bir de eskiden hatırlıyor musun? Hep biz Fikret Kızılok'ta Süleyman hep başbakan diye. Çünkü hep Süleyman Demirel'i görürdük. Evet. Bir televizyonu açtığımızda. Biz buna Fikret Kızılok'ta bir tane klip yapmıştık. Süleyman Demirel'in eski görüntüleriyle. O dönem bütün ana haberlerde büyük olay olmuştu. Süleyman hep başbakan, başbakan Süleyman diye. Şu sırada da farkındaysanız ne yerseniz Recep Tayyip Erdoğan'ı görüyoruz. Ya dünyanın hiçbir yerine gittiğinizde bir dönemde hep asker görürdük. Hatırlıyorsunuz. Dünyanın neresine giderseniz gidin politikacılara bu kadar çok haberlerde olması mümkün değil. Yani haberlerde en fazla 30 saniye 40 saniyedir bir haber. O günün haberleri her televizyonu açtığınızda Süleyman Demirel'den sonra yeni bir şeyimiz var. Niye ama, sence böyle? Ama yani adam niye başbakan olsun ki yani bu kadar sorumluluğu üstüne alsın? Televizyonu açınca kendini de görmezse ne işe yarar? Mal yok bu işin ucunda, mülk yok gördüğünüz gibi. Bir adam yönetici olunca televizyonu açtıkça göreceksin, ibret alacaksın. Bir de bir şey var. Dün biz yönetim kurulunda bizim önümüze bir madde geldi. Rütük. Bu yabancı pop kliplerini efendim bunlar bizi çok rahatsız ediyor diye. Bunları nasıl fullaştırırız diye veya nasıl keseriz diye. Buzlama. Buzlama. Yapsınlar. Yani bundan sonra bir de haber, ilk defa söyleyeyim ben bunu. Bundan sonra galiba yabancı klipler de buzlanacak veya kesilecek, montajlanacak. Ha, bence evet. Hı? Evet. Yani sanki diğer şeyler yok. Teknoloji o kadar ilerledi ki o klibi başka yerden izleyemeyecek. Diğer şeylerden izleyemeyecek. Ama bizden izlemesin biliyorsun. Günaha girmiş olacak o şeyci. Bunu yayınlayan kanal sahibi günaha giriyor. O yüzden bunu yapmasınlar. Ha, yeni şeyimiz yabancı klipler. Evet, yabancı klipler olmasın. Buzlanma olacak bundan sonra belli sahneler. Evet. Bir şey de olabilir. Böyle üstleri çizilerek giydirilebilir. Evet aslında. Bant koyacaksın. Sansürlüdür falan diye. Evet. Ben bir gün şunu Kürt halk eskileri diye enstrümantal bir albüm yapmıştım. Gazetenin bir tanesine verdim. O dönem bir Kürt kıyafetleriyle bir adamın ağzına bant koydum. O gazetede o yayınlanmadı biliyor musunuz? Enstrümantal bir albümde. Hani onun için Kürt ezgileri diye bir şey yapmıştık. Hasret Gültekin'le yapmıştık rahmetli. Gazeteye vermiştik. Bir bunun ağzında niye bant var diye gazete ilanını yayınlamamışlardı. Büyük olay olmuştu o dönemde. Yani ya sansür yok. Şimdi de klipleri yapacağız. Sansür. Peki sansür neyi engelliyor? Şimdi sansür dediğimizde şöyle bir şey. Yasaklı her şey. Bak ben Kürtçe yasak olduğu dönemde biz Kürtçe yayınlıyorduk. İnanılmaz satıyordu. Pazar payı %17, %18'di. %20'lere kadar çıktı. Mesela Türk Solu'nun yaptığı o grup kasetleri hep belli yerlerde çok toplatılıyordu. Yüzlerce albüm toplatılmıştı o dönemde. Çok faşistan bir baskı vardı. Bu yasaklı şeyler en altından o kadar çok satıyordu ki. Bizim Anadolu halkına, Türkiye halkına, abi sansür, mansür sen istediğin kadar. Şimdi bunlar aslında şimdiki yöneticilere de söyleyeyim, yönetimdekilere. Neyi yasaklarsan bizim halkımız ona ilgi gösteriyor. Kürtçe serbest kaldı. Pazar payı %2'ye düştü. Bu marşlar yani neyi yasaklarsan hangi dönemde istediğin kitabı yasakla o el altından daha fazla satılır. Yani Türkiye'de sansür bizim halkımızın böyle bir enteresan. Bizim Anadolu halkında garip bir Müslümanlığı var. Arap Müslümanlığına da benzemiyor. Ne kadar bu Mısır, Arabistan Müslümanlığı yerleştirsen yerleştirir zihniyetlere. Ne yaparsan yap olmayacak. Bu maya tutmuyor. Yani orucunu tutuyor ama şeyini, iftarını rakıyla açıyor. Veya şarapla açıyor. Yani bu sansürde de ne yaparsanız yapın. Dini işlerde olsun. Kitaplı işlerde veya bu
kliplerle ilgili de olsun. Bak o klip yasaklansın. Ben size bir şey söyleyeyim. Şu klibi sansürledi, şuraya bant kondu densin. Veya buzlanma yapıldı desin. O klip izlenme reyting rekoru kırılacak. Ben size bir şey söyleyeyim. Hem çok müstehcen şeyler veya rakıyla ilgili olan şeyler Konya'da satılıyor mesela. Şu Konya'ya baktığınızda. Şimdi o kadar bir analizler var ki ben size ne öyle bir raporlar açıklarım ki. Nereden nereden daha iyi satılıyor. Ben rastladığım için biliyorum. Konya'da ara sokaklara girdiğiniz zaman kalın kadife perdeli restoranlar görüyorsunuz. Rakın İçeriden şarkı yansıyor. Biz bir grup kadın yazar yemek yiyecek bir yer arıyorduk. Birden böyle bir restoran gördük ama ödümüz patladı. Yani hiç ben İstanbul'da da kalın kadife perdeli, ışık neredeyse sızmayan ama içeriden vur patlasın, çal oynasın, sesler yansıyan restoran görmedim. Biz ne mene yerdir diye kaçtık. Ama Konya'nın öz kültüründe bir oturak alemleri vardır. Oranın folkloru çok enteresandır. Çok güzel de türküleri vardır. Sonra ne oluyorsa bir kapanıyor ama ne yaparsanız yapın saklasanız bir varoş mahallede veya kenar mahallede mutlaka yaparlar. O eğlence ve kültürlerini yaparlar. 12 Eylül döneminde çalgıcılar, çengiciler vardı. Bunlar da yasaklanmıştı. Bunlar bile, hatta bizim Sırrı Suriye Önder bir tane de film ya. Benemler'de bilirsiniz. Orada o sahneler müziklerini biz hazırlamıştık. Hepsi doğrudur orada. Yani askeri darbe döneminde bile yasaklasan ne yaparsan yap. Şivan Perver geldi şimdi. Şivan Perver şimdi serbest kaldı albümleri. Ya artık satışları %10'una düştü. Yasaklı dönemdeyken Şivan'ın albümleri peynir ekmek gibiydi. Civan Hacer'in albümleri öyleydi keza. Yani bu şimdi grup yorumun bir albümü yasaklansın. Şimdi hepsi şey serbest. Yasaklı dönemde biz daha çok satıyorduk. Sansür mansür yemiyor. Bizim bazı şarkılarımızı, albümlerimizi sansürlediler mesela. Biz daha çok sattık emin olun. El altından bizim insanlarımız satıyor. Asıl mesele beni çok fazla etkilemiyor. Ancak söz yazarı sayıldığım için ya da benden beste yapıldığı için ama bu telifler, müzikte telifler bir değişim yaşayacak mı? Şöyle maalesef bizim aynı alanda eser sahipleriyle ilgili söylüyorum. İki meslek birliği kurulması büyük hataydı. Bir MESAM var, bir de MSG var. Yani eser sahipleri için söylüyorum. Bunların birbirleriyle rekabeti veya birbirlerine hakkında bir sürekli olumsuz şey olması lisanslamayı çok geriye attı. Yani eser sahipleri gerçek paralarını hiçbir zaman kazanamadılar. Çok komik paralarla. Ama artık CD satışı olmadığından dolayı dijital dünya geldi. Artık iTunes'ta satılıyor. Değişik mağazalar. Artık şarkıları cep telefonuyla indireceksiniz. Bunlarla ilgili bir yasa var ve o madde şey daha geçmedi bakanlıktan. Yalnız bu dijital anlaşmalarda fiyatları eskiden 200 şarkı 1 liraydı. Eser sahibinin cebine para girmiyordu veya yorumcunun. Şimdi yeni anlaşmalar oldu. Şimdiden söyleyebilirim. Bu son 30 günde 40 günde artık Turkcell'de, Titinet'te şarkı satın almalar, iTunes'da yabancı şirketlerin de Türkiye'de artık şu başlamasından dolayı zannediyorum bu eser sahipleri çok ciddi paralar kazanacak. Çünkü YouTube da para vermek istemiyordu. YouTube'u artık reklam gelirinden de pay vereceksin eser sahibine diye. Şu anda anlaşma olmak üzere. Zannediyorum bu hafta olacak. YouTube artık her klip tıklandığında ve bir şey yapıldığında reklam gelirinden de pay alacak. Zannediyorum belki çok popüler bir şarkı, çok tutan bir şarkı dan bir sanatçı veya besteci bir araba veya bir daire alabilir. Ya o döneme doğru gidiyor, onu söyleyebilirim. Tamam, dilerim. Yani ama Türkiye'de var. Maalesef çok geç oluyor bu insanların bir de yöneticiler, bu meslek bilimindeki yönetim kurulları maalesef iyi yönetemiyorlar. Biz MÜYAP'ta mesela müzik yapımcılarında biraz daha patronlar sınıfı olduğumuz. Hiç ben yok, hiç gülme bu kadar. Biz daha çabuk, sermaye de bizde olduğu için daha çabuk hemen kararlar alıp yeni şeylerimizi çıkartabiliyoruz. Ama eser sahiplerinin yöneticileri, eser sahibi olduğu için zaten yönetim kurulları profesyonel yönetici koyamıyorlar. Yani bu konuda biraz geri kaldılar. Yani canım edebiyatta BESAM bizim şeyimiz, derneğimiz. Bir aidat demiyoruz ki adamlar para harcayabilir.
Yok. Yani bence işlerini daha yapabilirler ama Ama yani sen aidat vermeyen aidatını o bir kesiyor. Harcayan da kesiyor. Çok ciddi paralar da alıyor. Mesela geçe mesam Besam alıyor. Ben Besam dedim. evet onu bilmiyorum. Ama O müzik alanında Besam evet. edebiyatın edebiyatçılar her zamanki gibi örgütlenmeyi başarıyorlar. Fakat örgütün 5 kuruş parası olmuyor. Aynısı sinema alanında da geçerli. Mesela sinemacılar bir türlü birlik oluşturamadılar. Biz müzikte hemen örgütlenmeyi çok çabuk yaptık. Çok başarılı tahsilatlar yapıyoruz. Mesela GEMA Türkiye'ye Türkiye haklarını, Türk sanatçıların haklarını hiç vermezdi yıllardır. İlk defa 37 bin Euro'dan 2 milyon Euro'ya çıktı bu sene. Çok ciddi bir rakam. Bunlar hep mücadele ederek yani bu şeyleri alındı. Evet, şimdi Türkiye'deki genel bütün restoranlar artık lisanslanıyor. Zannediyorum bu eser sahiplerinin gelirinde 10 katı bir artış olacak. 2014-2015'te. Tahminim böyle. Şimdi hep çok ciddi şeylerden söz ettik. Yavaş yavaş programı toplamaya başlayacağız herhalde. Bütün bu derlemeler, yayınlar arasında mutlaka gülünecek ya da işte ise trajikomik olaylar da yaşadın. Çok. Yani Musa Anter'in kaydını yaptığımızda mesela şiir kaydını o Maltepe'deki evinde tepsi dolması hazırlamıştı bize. Yani Tepsi dolması ne? çok güzel dolma yapardı o. Tepsi de yapıyordu, fırına atıyordu. İnanılmaz güzel bir lezzet yapıyordu. Hatta bizim Mazlum Çimen de vardı yanımızda. Şimdi şiirleri okurken kağıtlar hep hışırtılı yapıyor ama enter o kadar komik ki hem o arada da seni öldüreceğiz diye telefonlar da geliyor. Bilmem ne ittirin lan deyip suratına kapatıyor. Hem bu hem de stüdyoda işte vodka mı ver Hasan bilmem ne bir şey yapacağız. Hem de İstanbul'daki maceralarını anlatıyor. Yani hem bu kadar trajik acı şey varken fıkralar anlatıp bizi güldürüyor. İnanılmaz mesela Kürtçe ıslık çalmadan dolayı nasıl dayak yediğini ve içeri atıldığını, sen niye Kürtçe ıslık çaldın diye. Kendi sesinde bir bandı vardı bizde. Ahmet Arif'le kayıt yaptığımızda stüdyoda elektrik kesilmişti. Bilmem neyini kodumun elektriği dedi, elektrik geldi. Bak dedim ya sana güzel küfür edince ağzın dolu dolu dedi, her şey oluyor dedi. Böyle şeyler oluyor. Ondan sonra Bülent Ecevit'le şiir kayıtlarını yaptığımızda o da ya Hasan diyor hep bir başbakanlık yaptım diyor ama senin yan karşında çok heyecanlıyım diyor şiirleri okurken sürekli hata yapıyordu. Onun da ses bantları durur. Ya Hasan ne oldu ben heyecanlandım dedi bana biraz mola verir misin diye Bülent Ecevit'in kayıtlarını yapmıştık öyle. Yani bu iş başka bir şey. Yani o kadar halka hitap ettim bilmem ne yaptım ama bu stüdyoda heyecanlandım. Hasan, abi dedim yanlış okuyorsun şurada hatalı okuyorsun dedim. Vallahi Hasan çok heyecanlıyım dedi. Bu iş dedi halka hitap etmeye benzemiyor dedi. Mitinge benzemiyor dedi. Böyle şeylerimiz var. Buna benzer çok şeylerimiz var. Herhalde hiç yapılmış, hazırlanmış bantların başına kaza gelmedi. Her şey duruyor dijitallerde. Fotoğraf arşivimiz de bizim iyidir. Görüntü arşivimiz de iyidir. Bir televizyon kuracak kadar iyi yani Türkiye tarihiyle ilgili iyi arşivimiz var. Siyasi tarihiyle ilgili Osmanlı dönemi bayağı bir aşağıda bir 400 metrekare civarında binlerce betekamlık bir arşiv. Zaten bütün belgeselciler bize geliyor. Geliyor biz yardımcı oluyoruz. Zamanında topladım ben dünyanın her yerinden. Türkiye ile ilgili hep görüntüler bunlar. Fena değil sanki. Görüntü, fotoğraf, ses arşivimiz. Peki derlemediğin halk kaldı mı? Şimdi şey var galiba Anadolu'da böyle ne diyorlardı ona? Dilimin ucunda şimdi söyleyemedim. Çok değişik, enteresan yarı Alman kökenli, yarı şey hiç bilmediğimiz Kars bölgesinde Kırım Aa, Savaşı'nda anladım. Kars Kırım bölgesindeki Savaşı'nda oraya gelmiş. Hatta orada peynirciliği de Karslar öğreten onlar diye biliyoruz. Orada hala birkaç aile duruyor. Enteresan şeyler var. anladım. Onunla ilgili zaten deli
Deli Deli de galiba film. Dilin ucunda bir şey, bir isimleri vardı. Bir de şeyler var. Osmanlı döneminde bir Makedon topluluk gelmiş. Kırşehir'deler. Olduğu gibi 300 yıl önceki Makedoncayı konuşuyorlar. Yani nasıl bizim Trabzon'daki şu andaki Rumlar en eski Pontusça, biliyorsun şu anda Yunanistan'da konuşulmayan bir dilimiz Rumcadır. Bunlar en eski Makedoncayı konuşuyorlar. Hala o dillerini, kültürlerini ve kıyafetlerini koruyorlar. O dönemden o köyden de birisi Makedonya'ya gitmiş. Aynen çok büyük Türkler var. Ona da aynı kıyafetleri. İki kültür arasında ikisini bir araya getiriyoruz şimdi. Yani o dönemde göç eden, Makedonya'ya giden Türkler, buradaki Makedonlar inanılmaz derecede, Makedonlar da şaşıracak. Yani şu andaki o Makedon dili hala 300 yıl önceki Makedon diliyle şarkılarını söylüyorlar. Değerlemeleri yaptık, böyle bir çalışma çıkacak. Ama Makedonlar şey bir ulustur, çok şen bir ulustur. Evet. Neşeliler. Çok. Eğlenceliler. Yani kapı gıcırtısıyla oynamak onlara yakışan bir şeydir. Orada bir şiir bayramı vardı neredeyse yüzyıllardır. Evet, bir de bu Gomidas 1915'te İstanbul'daki o meşhur Ermenilerin Ermeni aydınlarının tutuklanması esnasında Gomidas Anadolu'da derlemeler yapmış, ilk derlemeler yapmış. Türkçe, Kürtçe, Ermenice de ilk derleme yapan insandır. Kütahyalıdır. Bu da zaten Elmadağ'daki evinin şeyidir. Bunun bütün notalarını bulduk. Hiç yayınlanmamış notalar bunlar. Bunları şu andaki günümüz sanatçılarına okuttuk. Aynı o notaya sadık kalarak Gomidas'ın sonra biliyorsunuz Çankırı cezaevine götürülüyor. Evet, hatta bir söylentiye göre şeysi. Halide Edip rica ediyor, onu getirttiriyor ama İstanbul'da artık o kadar işkenceden sonra çıldırarak Paris'te ölüyor 39'da. Bunun hiç yayınlanmamış Gomidas'la ilgili bir çalışma çıkacak. Bu mesela dünyada ilk defa, enteresan. Mesela bir de Hakkari folkloru hiç bilmez, Lavce. Hakkari'le çünkü diğer Kürtlerle müzikleri çok farklı. Ne Suriye Kürtlerine, ne İran Kürtlerine, ne Türkiye Kürtlerine benziyor bundan söylem tarzı. Bu Hakkari genç çocuklara bütün dağlardan derledikleri her şeyi stüdyoya koyduk, yeni baştan yaptık. Bu da dünyada örneği yok. Yani şu anda bu iki hafta önce Womex'teydim Galler'de, Cardiff'de. Etnomüzikologlar şoka girdi. Böyle bir çalışma olamaz diye. Yani şu anda bütün dünya basınında bu yazılıyor. Hatta orada bizim Ayşenur Koli var. Karadeniz kültürüyle ilgili bir çalışma yapmıştık çiftçiydi. O da orada performans sergiledi. Yani Türkiye'nin müzikal zenginliğini biz çok iyi dünyada temsil ediyoruz. Dünyada da meşhurum yani. Bayağı da meşhurum. Evet yani... bayağı meşhursun. Senin şeyleri söylemedik. Ödülleri yani falan. Bir kraliyet ödülü. Şey, bir kraliyet ödülün var. İlk Hollanda Prens Klas, bir de Time dergisi yılın kahramanı seçmişti beni. Evet, ne kahramanı, kültür kahramanı. Evet, böyle yaptığım bu işlerde mücadeleden dolayı yaptığımız şeyler. Evet, yani. Türkiye'den daha henüz ödül almadık ama beklemiyorum. Patron ol, büyük patron ol, patron ödülü verir. Neyse, bilmiyorum artık. Tamam. Yani ödüller nerede olduğunu da bilmiyorum. Çekmecelerin bizesinde herhalde. Çok teşekkür ederiz Hasan. Ben teşekkür ederim. Bizi misafir ettiğin için. Bugün Kalan Müziğin ve Hasan Saltık'ın misafiriydik. Yine güzel bir insanla güzel günlere inancımızı konuşuruz. Sanatla kalın, kitapla kalın, güzelliklere sahip çıkın, özgürlüğünüzü koruyun. Sağlıcakla kalın.